Tur bitti. Evet. İstanbul turu atarak Çiğdem Tunç geldi. İstanbul turu attım. Vallahi billahi trafik. Canım benim. Çok özledim sizleri. Evet. Gerçekten de. Yani o 3 günlük tur neden ki Burdur'dan 10 saat yoldan geldim. Sizin için ekrandayım. Ay harika. Ayaklarına evet, sağlık. Vallahi harikasın. Hoş geldin. Afyon'da da tam yatıyoruz saat 4.30 falan. Yatak böyle. Aa deprem. Altımızda merkez üssü. Merkez üssünün üstünde 99 depremini hatırlayanlar var mıdır? Tabii ki. Yani onun 10 saniyesini düşünün. Paniğe kapıldı. Tabii evet, ondan sonra işte odaya girilir mi girilmez mi, girilir mi girilmez mi, büyük geçmiş olsun. Tabii ki. Afyonkarahisar'a. Tabii büyük geçmiş olsun. Ondan sonra hocam girelim. 4.4. Nasıl... Sarsıdır, ama evet. Hayatım merkez üstündesin. Tabii. Altında oluyor 4. Evet. 8 hissediyorsun yani onu. Tabii ki. Evet. Zaten onun korkusu, endişesi ay, yeter. Ay. Çok geçmiş herkese olsun bir olsun kez daha Afyon'a. Gerçekten çok korktuk biz yani. Biz sen gelene kadar haberlerimizle böyle bir ısınma turu attık. Hadi. Dedikoduları hadi. Önden akıttık. Hadi. Şimdi hayırlı ne yazık ki üzücü bir haber sıradaki. Ha, evet. Ankaralı Turgut. Hepimizin evet. Çok severek, saygıyla izlediği Ankaralı Turgut bir süreden beri bir hastalıkla mücadele ediyor. Ve onun için çeşitli yardımlar toplanıyor sevenlerinden. Fakat Ankaralı Turgut'un bir isyanı var sevgili izleyiciler. Toplanan paraları evlatlarının ve damadının yediğini söylüyor. Öyle bir iddiada bulundu şey ve bakın neler söyledi. Ay çok acı. Evet evet. Yani canıyla uğraşan, canıyla uğraşan bir babaya yapılır mı? Yardım gecesinde para toplanmış, kızlarından Özlem'in toplanan parayla, babası için toplanan parayla otomobil aldığını söyleyen öteki kızı. Ya tam bu zamanda, şu anda bir babanın hastalığı üzerine, yani ben acımdan öleceğim diye isyan etmek hangi evlada yakışır ya? Evet, bu şey ne vicdansızlık. Var mı 3 kuruşa 5 köfte? Ben burada nasıl acımdan bir şeydir mı ya? Diyorsun. Ya bunu 7 yabancı yapmıyor Müge, düşün. Çiğdem. Niye şaşırmıyorum? Evlat yapıyor. Ya kötülük is rising, hani Hollywood filmi olsun. Evet, evet. Kötülük yükselen der. Evet. Şaşırmıyorum. Müsaadenizle bir seslenebilir miyim? Aa, tabii ki. Turgut dostuma. Evet. Canım dostum. Helali hoş et gerekirse. Tekrar yapalım. Ben sunacağım. Sunmayı bırak. Ütülerini yapacağım senin. Toplayacağım bütün dostlarımızı. Sanatçı dostlarımızı. İki misli hasılat yaptırıp. Onu da teker teker senin sağlığın için harcanacak şekilde senin avucuna sayacağız. Ben varım, bütün sanatçı arkadaşlarıma da, organizatör arkadaşlarıma da helal süt emmiş. Ondan sonra böyle bir konser önerisi yapıyorum. Görüyoruz ki sağlığına kavuşabilmek hatta için. Hatta para da sizde dursun. Böyle şeyler yaşanıyorsa yine alırlar elinden. Yine alındı. Çünkü adamcağız yaşam mücadelesi veriyor. Bir gün iyiyse ertesi günü hastanelik oluyor. Gelir o halde gene elinden alır. Bu hastalığın tedavisinin ne kadar maliyetli olduğundan herhalde herkesin Mısır'daki Sağır Sultan'ın bile haberi vardır. Biz yapacağız. Güçlü dostlarımızı da alacağız yanımıza. Biz bunun 2 mislini, 3 mislini senin için toplayacağız. Ben sunacağım, yanında olacağım, elini tutacağım. Gerekirse diyorum ki ütülerini yapacağım kardeşim. Helali hoş olsun sana. Sen üzülme. Ne güzel bir böyleleri şey yani. Varsa böyleleri de var. Yani evlattan gelmeyen eşten dosttan geliyor o anlayış. Ya bir de şöyle bir şey var. Böyle bir hastalık yaşadığınızda sizin babanızı böyle pamuklara sarıp sarmalayıp onun böyle değil üzülmesi, onun böyle pozitif enerjiyle sarıp sarmalamanız gerekirken daha beter üzüntünün içine çünkü sokuyorsunuz. Çünkü hastalık ya. Bu hastalık evet. Aynı zamanda diğer bütün ciddi hastalıklarda olduğu gibi tamamıyla moral hastalığı. Valla bana şöyle, bizim toplumumuzda şöyle bir şey var. Anneden ve babadan beddua almayacaksın. Onlardan ah almayacaksın. Tabii. İki yakan yoksa bir araya gelmez. İki yakan bir araya gelmez. Gelmez. Tabii, bu adamcağız tabii. Kim olursa olsun. Bugün Ankaralı Turgut, yarın bir başkası. Yaşam mücadelesini en zor şekilde maddi manevi tabii. Verirken sana 3 kağıtçı, dolandırıcı ve yılan diyorsa, kendi ağzından dökülmüş kelimeleri aktarıyorum. Zaten seni saraylarda oturtsunlar. Yemeğe şeyin kalmaz, nasip olmaz yani. O idrak yok ki, doğru söylüyorsun. Canından kanından çıktığın yani. İnsan sana böyle artık adamcağız ne halde zaten?
sana neredeyse beddua ediyor. Sen hala diyorsun ki yok öyle üç kuruşa beş köfte. Bu ne biçim bir dil? Bu ne biçim bir uslup ve ağız? Çok ayıp. Baban senin çırpınıyor. Sanatçı dostları çırpınıyorlar. Sen aldığın parayı artık kardeşin diyor. Hani biz iddia etmiyoruz. Kardeşin diyor ki araba almış diyor. İnanılır gibi değil ya. Ya bunu nasıl sen, var böyle şeyler hep görüyoruz. Senin şu cümlene çok katılıyorum. Üzgünüm, kötülük yükseliyor. Kötülük yükseldi, yükseliyor değil. Geçen gün Ahmet Çevik vardır. Yani tiyatrocu arkadaşımız, hepiniz bilirsiniz. Yaşamak artık çok zorlaştı dedi. Zor vallahi. Yazmış, o kadar katılıyorum ki Ahmet'e. Hele bizim gibi hassas insanlar. O kadar zorlaştık ki bu mezalimin, bu katliamların insana, hayvana, doğaya delirmiş bir adam bütün Orta Doğu'yu yakıyor. Kadınlarımız, çocuklarımız, ay çocuğun ay yanağını öpemezsin. Yani artık hiç şaşırmıyorum kötülüğe. Gelmediği zaman şaşırıyorum. En yakınından en uzağına kadar. Kötülük gelmediği zaman. Vallahi. Evet, evet. Yani insanlarda evlat diyorsun, anne baba diyorsun. Gerçekten anne, vicdansız anne babalar da görüyoruz çocuklarına neler yapıyorlar. İşte bu örnekte de evlatlar babalarına gerçekten en olmaması gereken şeyi en olmadık zamanda böyle ultra ultra şiddetle yapıyorlar. Gerçekten yazıklar olsun. Ya zaten bir çok şey söyleyeceğim. Yazık. Çok. Sadece baban değil, herhangi bir insana yaşamını da rahat mücadele etsin hastalıkla diye toplanan parayla, paraya üstüne konmak, gidip bir şey almak insanın gece gözüne uyku girmez. Bir bardak suyun bir yudumu gırtlağından geçmez. O insan olana dediğim. Bu böyle zor bir şeydir yani. İki insan var hayatım, daha önce de belki konuşmuşuzdur çünkü sürekli. Bir rahmani yola sapanlar var. Bir de şeytani yola. İstediğin kadar yani çıldır burada. Fatih Altaylı'nın dediği gibi şeytan gelse emekli oluyorum der. Yani şeytan bize öğretilen şeytan emekli son zamanlarda derken, sadece bu örnekle ilgili değil. Yeni son nesil zamanlarda der, yaşadığımız şeytan bana daha masum geliyor. Kesinlikle. Fatih Altaylı'nın dediği gibi. Acaba çok utanıyorlar mı? Mesela biz şu anda konuşuyoruz. Dün bütün haberlerde bir babanın evlatlarına haykırması vardı. Şu anda yani hiç utanmıyorlar mı? Hiç mi sevgili seyirciler, ne diyorsun? Utansa yani hayır, en azından bazen çok sesli bir şeyi, insan kusurlu davranışını 1, 2, 3, 5 ve 1 milyon insana, daha çok insandan duyunca bir şey olur ya, bir dakika bir kendini. Arabayı çalışacak mı, geri mi verecek? Umarız utanırlar da bir böyle bir geri adım atarlar. Senin dediğin gibi kendileri için geri adım atarlar. Çünkü bu dünyada o annenin babanın ahını alarak iki yakanız bir araya gelmez. Bir şey söyleyeceğim. Yelda, utanma duygusu olsaydı senin benim söylememe gerek yoktu. Hani bazen yapmaz. Böyle bir şey olur da kendine getirir ya. Ben sana sonradan dedim. Olacakları söyleyeyim. Bu böyle konuşanlara sıçrayacak. Ha, diyecek ki niye böyle konuşuyorsun? Tabii niye böyle konuşuyorsunuz? Tabii, evet. Yok böyle bir şey. Tabii ki benim kardeşim, hakkım diyecek. Tabii benim hakkım diyecek. Tabii diyecek. Şeytani anlatamazsın. Evet. Aydınlığa giden yolu. Biz omuzdaşız, bak tanışalım tanışmayalım. Sanatçılar şunu unutmasınlar. Biz omuzdaşız. En ufak bir şeyde birimiz hepimiz için, yuvarlak masa şövalyeleri, hepimiz birimiz için kenetlenmek zorundayız. Evet. Hele ki böyle ailesinden daha yakınız. Evet, doğru söylüyorsun. Tabii. Şimdi de sırada uzun zamandır tedavi gören Tanyeli'nin bu arada Ankaralı Turgut Hatta'ymış galiba. Arkadaşlarımız aradılar. Evet. Tamam. Senin konuşmandan sonra da herhalde Urban izliyor olurum. Ki bağlandı. Bir sesini duyalım Ankaralı Turgut'un. Merhabalar. Merhabalar Mihanım. Günaydın. Günaydın. Tekrar geçmiş olsun. Bu savaşınızda yanındayız. Allah size yardım etsin, sabır versin. Son bu olaydan sonra bir gelişme oldu mu aile bireyleri arasında? Kızınız telefon açtı mı? Vallahi şu an devam ediyor zaten gördüğünüz kadar. Evet. Zaten diğer çocuklarıma gaz veren de Özlem. Onlarla birlikte şu anda ben canımla uğraşıyorum. Bunlar para derdine düşmüşler bir hanım. Bana yardım amaçlı Mamak Belediyesi vefa gecesi düzenlediler. Yani ufak bir meblağ toplandı bana. Onlara zaten şu an ilaçlarımı alıyorum. Şu akıllı ilaç diye bir ilaç var. Evet. Dün kuma trafiğe girdim. Bugün gireceğim, yarın gireceğim.
Bu büyük kız 26-20 sene oldu. O adamı kocasını çalıştırmıyor. Baba parası diyor bu. Yani bunu bütün benim çevremdeki insanlar da biliyor. Ben mecbur muyum buna bakmaya? Hayır. Oğlu bastırık gibi yani taşı usta suyunu çıkarır. Oğlunu da çalıştırmıyor. Kocasını da çalıştırmıyor. Yani insanlara yalan, iftira, komplo, yani tehdit. Bu nasıl bir şey ben anlamıyorum. Yani ben anlayamadım. Peki size şunu soralım. Sizin için, sağlığınız için toplanan parayla otomobil aldıkları doğru mu? Hayır. Murat Bey damadım eşini aldı arabayı. Yani 250 bin liraya ne araba alacaksınız ya? Soruyorum size. Evet. Bisiklet alamazsınız ya. Evet. Tabii. Evet. Ya bunları, yok 18 trilyon bana para toplanmış. Yok, nereden gelmiş bu 18 trilyon? Belgeleri nerede? Evet. Yani bu para geldi de nereden gelmiş? Yurt dışından geldi diyorlar. Bir Mamak Belediyesi'nden geldi diyorlar. Bak bu, yani böyle bir yalan olmaz. Bunların 10 parmağında 10 tane iftira var. Bir anda sana bir iftira atarlar kendini kurtaramazsın. Ya bunlara ben nasıl evladım diyeyim ya? Peki Turgut Bey bir şey soracağım. Bu olay olana kadar evlatlarınız daha önce de size canınızı sıkan, sizi üzen şeyler yapmışlar mıydı? Tabii ki bunların yüzünden bahsara tutuldum benim canım. Kızıma da iftira atıyorlar, damadıma da iftira atıyorlar. Önüne gelene iftira atıyorlar. İnsanlara tehditten ellerinden zorla senet alıyorlar. Ne? Bunları bilin yani. Senet alıyorlar tehditçiler. İnsanların elinden. Ama bunları bu... çubukta bir araştırın, bir sorun bunların. Geliri ne ya? Nereden yiyorlar? Bebelerini deli yerine koyuyor, devletten para alıyorlar. Bu suç tabii ki şu an itibariyle. Evet. İnceleme altına evet. alınır bu söyledikleriniz. Siz şu anda ya, bunu ihbar etmiş oluyorsunuz. Evet. Bunun şu çubuk savcılığı. Bunların çubukta emniyette kayıtları var. Bir araştırsınlar bunları ya. Direktman Ankara Turgut'un seni ben kimseye dolandırmadım. Kimseye yalan konuşmadım. Ben 30 yıldır ben sesimle sanatımla ayakta kaldım. Yani dışarıdan bir iftira atsa neyse diyeyim. Evladım dediğin insan iftira atıyor ya. Turgut en son konuşmanızda ne konuştunuz kızınızla? Yavrum etme yapma, babanın ahını alma, toplanan parayı sağlığım için getir. Böyle bir makul bir konuşma geçti mi aranızda? Şimdi ben rahatsızım. 2-3 gün oğlumun evinde kaldım. 2-3 gün orada kaldım. Benim ayaklarımı yıkarken bana bir kontrol yapmış. O resimleri çekip medyaya vermiş. Bana iyilik yapmış koya. Buradan götürmeyin bunu. İşte o yardım amaçlı gece verirsin. Ondan sonra götürün bunu. Ben para verecekmişim buna. Benim küçük kızım var Hasret'e ve oğlum. Ve bir de damadım olacak Ersoy. Silo. Süslü silo. Ya gönder kocanı ekmek kazansın sana. Gönder onun askerlik yaptırmadı. Parayla ödedi. Askerlik yaptırmam. Niye yaptırmıyorsun dedim. İşte benim oğlum ölür. Ölenlerin canı yok mu orada? Bunlar çok ağır şeyler. Evet, tabii bunlar... ki vatan haini bunlar. Ben dedim vatan hainisiniz dedim. Bir insan çocuğunu askere göndermesi vatan hainidir benim gözümde. Çok ciddi şeyler bunlar. Evet. Bunlar çok ciddi suçlar. Çubuktan bir araştırın. Tokatlamadıkları insan kalmadı çubukta ya. Evet. Hem devleti dolandırdığını hem asker kaçağı olduğundan bahsediyorsunuz. Tabii bütün bunlar iddia. Para ödedi. Onun askerlik yaptırmadı. Adli makamlar incelerler. Bize düşmez. Tabii teyide muhtaç. Evet teyide muhtaç evet. bilgiler bunlar. Evet. Dikkatli olması gerekiyor. Turgut dostum Çiğdem Tunç konuşuyor. Dinliyorum Çiğdem Hanım. Canım sen hiç üzülme. Ben de bu işin altına imzamı atmazsam en güçlü, en sevdiğimiz... En bu işi namusuyla yapan organizatörlerle ben sunacağım. O yapılan gecenin iki mislini yapacağız ve senin elini yine darda koymayacağız. Ben bunu sana söz veriyorum dostum. Ben ütüyü de yapacağım kuliste. Yanında da duracağım. Bütün sevdiğin sanatçıları da bila bedel getireceğim oraya. Ve en güzel şekliyle... Yine senin hayatını kolaylaştıracak bir hasılat toplanabilecek konser yapacağız. Sözüm olsun sana. Evet. Tamam mı? Çok teşekkür ederim. Turgut seviniyor. Buradan son bir şey söylemek ister misin? Bana yaşatanlara. Tabii söyleyeceğim onu. Bana ilk başta gelen Gülben Hanım geldi. Geçmiş olsun İbrahim. Ben dürüst insanım. Beni tanıyorsunuz yıllardır. Evet. Yani İbrahim abi aradı.
Hani bana ufak da olsa bir destekte bulundular. Yok işte büyük paralar göndermiş Güllar Hanım. Yok şu kadar para dışarıdan gelmiş. La kardeşim bunlar işte kuşlar mı söylüyor? Geldi de biz mi bilmiyoruz? Gelen paranın bir evrağı olur. Attığınız iftiranın bir evrağı olur. Bana Mamak Belediyesi'ne toplanı 158 milyar para. 180 milyar da benim arkadaşlarım, müzisyen dostlarım sattı kenara aralarında bileti. 250 binler bana bir para geldi. Olan para bununla da 3 tane akıllı ilaç aldım. Dün girdim bak kemoterapiye. Bugün geleceğim, yarın da geleceğim. Yani beni öldürmeye çalışıyorlar kısaca. Tabii. Bunları Allah'a havale ediyorum. Allah bunları bildiği gibi yapsın. İki elim yakalarında kalsın. Böyle benim evladım yok. Yani peki şu buradan evlatlarınıza hakkınızı bir baba olarak helal ediyor musunuz? Hakkımı helal etmiyorum. Ne bu dünyada? Bunu özellikle sordum ki bu cümleyi böyle bütün olarak duysunlar. Size bunları yaşatan evlatlarınız. O acımasız evlatlar. İçerim yakalarında olsun. Bu dünyada da öbür dünyada da Allah'ın ışığına gelsinler. Allah'a havale ettim onları. Başka bir şey demiyorum. Gücüm yetmiyor bunlara. Bunların işi gücü para. Yani ölüm para severim. Benim ölümü satarlar. Bunlar bu zihniyet sahip kişiler. Evet, evet, evet. En büyük güç size Allah'tan gelsin. Allah razı olsun. Şifasıyla beraber. Yaşam mücadelenizde maddi manevi yanınızdayız. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Biz omuzdaşız dostum. Yayına katıldığınız için. Yansınız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok olsun. Ama çok geçmiş olsun. Evet. Şifa diliyoruz. Ben saygılar sunuyorum. Allah böyle evlatları kimsenin başına vermesin. Amin. Amin. O yedirdim ekmeklerden bulsunlar. İyi şeyler odaklanmasın. Benim de evden kızım var. Kızıma bir kızım daha var mesela Sinem diye. Beni onlar rahatsız etmiyor. Kızım bakıyor bana. Evden kızımın yanındayım. Ne iftiralar atıyorlar, ne iftiralar. Bunlar nasıl bir zihniyet? Ben çözemedim bunları. Allah'a havale ettim. Allah'a havale ediyorum. Peki teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Şifalar olsun inşallah. Teşekkür ederiz. Bu arada tüm bunların üstüne Yüksel Aytuğ geçenlerde bir yazı yazdı. O yazıyı da tekrar hatırlatalım. Şöyle arabeskin babalarının babalıkla imtihanı. Yani her şeyin üst üste gelmesi de çok ilginç. İbrahim Tatlıses'in çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak'la miras yüzünden kavgasını hatırlatmış. Ferdi Tayfur'un kızı ticaret hayatında babasıyla karşı karşıya geldi. Az sonra bununla ilgili yine özel bir haberimiz var. Orhan Gencebay'ın da oğlu Altan'la arası bozuldu. Altan nikahına babasını davet etmedi. Mahmut Tuncer'de onayı olmadan evlenen kızı Pınar'la uzun süre sıkıntı yaşamıştı. Hakkı Bulut da oğlu Özbey ile maddiyat kaynaklı tartışmaları olmuştu. Türkiye onlara baba dedi ama onların evlatlarıyla bir sınavı oldu. Kolay şeyler değil bunlar. Buradan Ferdi Tayfur'a mı geçelim? Evet. Evet yani ünlü olmanız sizi biraz daha aslında evladınızla sınanmanıza sebep oluyor sevgili seyirciler. Bunlar yani son bir örnek değil, bunları çok gördük. Şimdi Ferdi Tayfur'un özellikle son zamanlarda bir Ferdi Tayfur ve kızıyla ilgili Tuğçe Tayfur'la ilgili gerilim dolu günler yaşıyoruz değil mi? Biz de sizinle paylaşıyoruz. Son özellikle Tuğçe Tayfur ve eşinin Ferdi Tayfur'a bundan sonra Tuğçeciler ve Neciler var demişti. Ferdiciler var demişti. Ve bunun üzerine de bakın torununu bile artık göremeyecek diye ileri giden açıklamalarla bir izleyelim VTR'mizi. Şimdi Ferdi Tayfur'un burada karşı çıktığı şu, diyor ki Tuğçe, kızım Tuğçe tekstil firması kurdu damadıyla birlikte. babam benden 50 milyon istedi iddiasına karşı çıkıyor. Diyor ki asla böyle bir şey söz konusu değil. Yani hisse senedi de istemiyorum, para da istemiyorum. Ama attıkları bu iftirayı kanun şey önünde, adaletin önünde. Peki ne kadar eminler bu arada? Yani damat Muhammed Aydın ne kadar emin konuşuyor? Ve Ferdi Tayfur diyor ki böyle bir şey yok. Evet. Bak kalemim fırladı. Evet. Çok pardon. Evet. Böyle bir şey yok diyor ya. Böyle bir para mevzusu yok. Niye bu kadar babaları üzüyorlar Allah aşkına? Bilemiyorum da yani Ferdi nedir? Tayfur'u üzmek şimdi hem Ferdi Bey'le filmimiz var. Evet. Hem de Necla ile ondan sonra. Her ikisi de çok kadim eski dostlarım. İkisine de Allah uzun ömür ve sağlık versin. Üzülüyorum. Büyük aşk çünkü bunu biliyoruz. Yaşadık. Gözümüzün önünde oldu.
Hepsine saygı, sevgi. Yani Ferdi Bey'i üzmek aslında Türkiye'de çok önemli bir kesimi üzmek. Tabii. Çünkü bu efsane bitmez. Tabii ki bitmez. Ben biliyorum. En ufak bir yayınlansa bizim filmimiz hemen Türkiye'nin her yerinden gerçek hayranları. Geldi şimdi filmimiz. Aa, vallahi bravo. Nasıl buldular? Evet. Ay, ondan sonra hemen onlar nasıl sevmek? Tabii. Nasıl sevmek Ferdi Bey'i? Çok seviliyor. Nasıl sevmek? Beni de o yüzden sevmek böyle. Setten hatırlıyorum ne kadar ölçülü, ciddi, aklı başında bir insanla ilk filmimi. Necla desen dünyalar tatlısı. Evet, ondan sonra birlikte çok mazim var yani. Çok üzülüyorum. Bir aşk çocuğudur Tuğçe. Evet, evet. İnşallah diyorum bu şeyler araya üçüncü şahıslar girince mi, uzaklıklar girince mi böyle oluyor. Ferdi Bey de bir kızıyla baş başa görüşse keşke. Evet. Bir kabul etse, bir elini öptürse, Tuğçe'yle gitse, bir babasının et tırnaktan ayrılmış. Asla. Kesinlikle. Böyle para, yani bu işleri böyle bir saat sonra ne olacağımız belli değil dedi arkadaşımız. Deprem oldu. Yani hiç garantisi yani yok. Yani iki kardeş ya da işte baba kız, evlat kavga etseler bile birbirlerini ne kadar da hırpalasalar, ömrümün sonuna kadar görmeyeceğim desen de orada damada düşen hiç araya girmemek. Girmemek tabii. Bilakis barıştırmaya çalışmak. Tabii ki. Barıştırmaya yani çalışmak. Yani zaten böyle tabii durumlarda üçüncü şahısların böyle daha fitili ateşleyen cümleler, daha evet gerilim dolu. Diğer tabii tarafta da torun kuzenler var. Kuzenler etkiliyor diyor Necla Nazır. Hı. Ferdi Tayfur'u. Şimdi ayrıca ne kuzenler? Ferdi Bey daha yaşıyor yani. Yaşarken bir insanın mirasına hani böyle göz dikip sahip çıkmaya çalışmak bence çok... İbrahim Tatlıses demiş ya, keşke bu kadar param olmasaydı, normal bir insan olsaydım, evlatlarımla da sınanmasaydım. Olmuyor işte, paranın çok olduğu yerde de kavga çıkıyor, paranın az olduğu yerde de kavga paranın çıkıyor. Paranın varlığı da yokluğu da insanın sınavı evet işte. Evet. Mi? Hayat sınavı. Evet. Maalesef. Ferdi Tayfur'un aslında tüm bunların üzerine daha önce yaptığı bir açıklama vardı. Hı. O şu an elimizde mi bu ağaç? Yani ne orada diyor? Orada o açıklamada eski bir açıklama ha, yani bir bayağı bir zaman oldu. Aynen bu açıklama bir izleyelim mi? Bu açıklamada aslında üzgün olduğunu, böyle bir şey yaşamaktan dolayı aslında çok stresli ve onu olumsuz etkilediğini söylerken de kim ne ederse kendine eder. Evet. Yani aklı olan bugün Türkiye'de çok tabu haline gelmiş. Tabii ki onların da yanlışları, sevapları, zaafları herkesin olabilir hepimizin. Yani. Çok tabu olan yerlere taş atarken hep derler ya attığın taş ürküttüğün kuşa değsin. Kuşa değsin. Yani hani ya taşı atacaksın, bitireceksin olayı. Hani arkanda toz duman kalmayacak. Ya da bu kadar tepkiyi çekmeyeceksin. Ben Ferdi Tayfur ya da Orhan Gencebay ya da diğer böyle babalar, efsaneler ne yaparlarsa yapsınlar bir orada bir durmak gerekiyor. Yani bakın 15 sene geçmiş annemi kaybedeli rahmetler olsun. Hala gençlere sesleniyorum. Yani hala 15 sene önce Eyüp Sultan'a gitmek istemiş. Elim kırılaydı da elimde ne iş varsa bırakaydım da ya, uzunca bir süre. Canım. O arabanın başına geçip de anacığımı bir Eyüp Sultan'a götüreydim. Niye götürmedim? Tamam çalışıyordum her zamanki gibi. Hı. Ama niye? Dönüyorum ona ciddi şey misin yapıyorum. Hakkını helal et anne, hakkını İnsanın helal içinde et kalıyor. Sesimi yükselttiğim anlar. Tabii anne kız çok kavga eder. Tabii. Biz de çok şey yapardık. Ben de böyle fevri yapıdaydım genç kızlığımda. Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım başıma bir şey geldiğinde evet böyle yani üzücü olaylar yaşıyoruz. O zaman diyorum ki Allah'ım geri durma, yaşat bana, ödeyeyim. Anneme sesimi yükselttiğimin hatası, kusuru, günahıysa ödet bana ya Rabbim diyorum. Bakın bu dalgalar geliyor. 15 sene olmuş toprağa vereli, Kasım'da 15 sene oluyor. Ay. Yani bitmiyor. Aman onun için ya anneni, kimse kalıcı değil. Değil. Aman babanızı, aman annenizi. Kırmayın yani ya, üzmeyin. Yani Müge de az önce söyledi. Annenizin, babanızın ahını almayın. O bu dünyada da, öbür dünyada da çıkar. Çok gerçekten üzülüyor. İki yakanız bir araya gelmez. Gelmez. Hiçbir şekilde gelmez. Şimdi Çiğdem diyor ki
O bir şeyler yapmak istemişti anneciğim. Yapmadığım için şu an keşke evet. olsa da yapsam. Eyüp Sultan'a götür beni dedi. İçine ah, gitmiyor aklından. 15 sene boyunca bakın çocuklar Tuğçe'cim. Bir şey insan Tuğçe'ye bilgi... Tuğçe'ye seslensene bir ablası olarak. Tuğçe'cim canım sen bir aşk çocuğusun. Çok güzel bir kadının ve çok sevilen bir adamın büyük aşkının meyvesisin. Zaten güzelliğine yansımış bu. Sen kimseyi dinleme babacığının elini öp. Git. Sonra bulunmuyor çok özlersin. Bak Allah sağlık uzun ömür versin. Evet. Yapma Tuğçe. Ya yani bir bilge insan yok mu hep aklıma geliyor benim. Ahmet Selçuk İlkan mesela çok yakın şeydir. Yani böyle bir ara bulucu. Bu böyle dargınları barıştırsın. Bu, yakınları bilge insan abi dinler. Necla'cığım sen de o da üzülmüş. O da tabii. Şey yani hepsinin yapıcı olup o yapıcı olmaları bir araya evet, bir araya evet, gelmek. Evet. Ama evliliklerde de anne baba çocuk ilişkilerinde de genelde yapıcı olmak birazcık orada insanın insanlık sınavını ortaya koyuyor. Evet. Evlilikler mutlulukla niyetiyle evet. başlar. Evlenirsiniz, evet. çoluk çocuk sahibi olursunuz, aşk evliliği yaparsınız. Kimse boşanacağım diye evlenmez. Asla tabii. evlenmez evet. ama sonra boşandıktan sonra tabii. buyurun buradan yakın yine bir nafaka kriziyle evet. karşı karşıya gelir. O çok sevdiğiniz aşkınızı parayı az vereyim çok vereyim davasıyla bakın bu kez nafaka krizinde hangi oyuncumuz var? Az nafaka ödüyordunuz galiba. Yani hiç o konuya girmeyeyim. Çok fazla benden büyük olan ve bunu yaşayan çok fazla oyuncu abilerimiz, iş adamları abilerimiz var. İki yıl önce sessiz sedasız boşanan çift arasında nafaka krizi yaşanıyor. Ufuk Özkan aylık 114 bin lirayı ödeyemeyeceğini söyledi. Bu kadar para kazanmıyorum dedi. Ben helal etmiyorum ya bu kadar. Yani duymak istediğiniz bir laf varsa bu. Ufuk Özkan helal etmiyor. Mahkemeye nafaka düşürme davası açan Ufuk Özkan, nafakam 45 bin liradan 74 bin liraya çıktı. Şimdi de 114 bin lira oldu. Ben ayda 114 bin lira kazanmıyorum ki. Nafakayı nasıl ödeyeyim? Yani hiç harcama yapmasam da bu miktarı ödeyemem açıklamasında bulundu. Bu haberden sonra da sosyal medyada aralarında ünlülerin de olduğu bir grupta Ufuk Özkan'a hak verdi. Kimi de eşi Nazan Güneş'e. Hep bu şeylerde nafaka davalarında toplum ikiye ayrılıyor zaten. Ama 45 bin TL de bugünün ekonomik koşulları... 114 bin TL'ye çıkmış. Evet bugünün ekonomik koşulları içinde 45 bin TL çok düşük bir rakam. 114 bin liraya çıkmasına tamam, yani, karşı çıkıyor. Evet ama 45 bin TL'nin 114 bin TL'ye yani çıkmasına karşı çıkması da bir acayip bir durum değil mi Ufuk Özkan'ın? Adam yaşam, o kadar para kazanmıyorum diyor. İşte, ama şimdi, bir tek orada kilitleniyor durum. Ama yaşam koşulları ya bu evliliklerde ayrılırken niye bu durumlar yaşanıyor sence Çiğdem? Yani neden bu nafaka krizi ortaya bilmem çıkıyor? Ki, sence neden? Benim eşim ceketini alıp gitti. Ben de hakim bizi boşarken dedi ki ben böyle şey görmedim ayol. Kimse kimseden bir şey istemiyor. Niye ayrılıyorsunuz siz dedi. Evet. Yani böylesi de var. İşte yani artık devir o olmuş çünkü Yelda'cığım. Evet. Devir bu olmuş. Çevresindeki akıl verenlerde. Tabii. İşte bu adam ünlü adam. Halbuki ünlü adam bu adam emekçi bir adam. Evet. Bu adam işini yaptığı zaman para kazanan bir adam. Tamam bir zamanlar çok seyredilen diziler şunlar bunlar. Ama yaptı. Kalmaz. Hazır para dağı gibi erir. Sonra büyük sağlık sorunu yaşadı. Çok ciddi evet, şeyler çok anlattı. Çok büyük bir şey karaciğer. İki tane mi çocuğu var? Bir tane çocuğu var. 17 yıl evli kalmışlar. Evet. Şimdi hani şunları da görüyoruz. 2 ay evli kalıyorlar, 3 ay evli kalıyorlar. Sonra büyük nafakalar isteniyor. Valla hem cinslerim ama ona ben de karşıyım. Yani 3 ay evli kalıp 6 ay evli kalıp yok öyle bir şey. Ya da evet. böyle bir sene evli kalıp ama evet. 17 yıl kalmak demek bir evet. ömrün önemli bir bölümü demek ve bir çocuk doğmuş. Ama bir yandan da Ufuk Özkan'ın gelirine de bakmak lazım. 114 bin liralık bir kazancım yok diyor. Tiyatrodan öyle paralar. Yani o da oldu mu yapıyor. Tamam sevilendir çok şeydir. En son Mardin'de ben de film festivalinde yaptı. Çok başarılı bir çocuk. Evet, çok ama başarılı bir oyuncu. Yani öyle tiyatroyu da hafta 8 gün 19 yapamazsın. Onun vergisi var. Kendi yaşama şeyleri var. Ne de olsa büyük şey geçirdi. Ona göre bir medikasyonu var.
Yani kadın da mağdur olsun istemiyorum ama evet. Hani 45 acaba bin orada lira da fena mağdur... bir para değil, nesini beğenemediniz? Yani 45 bin lirayla ama işte pek bir, çok şeyinizi... Bir çocuk var, o çocuğun masrafları... Ha, çocuk ayrı, yani ayrı. Sadece kadın çocuk. Kendine evet, onu istemiyor. Evet. Dediği gibi Müge'nin çocuk olmasa kısa süreli bir evlilik, 2-3 aylık bir evlilik böyle tipler de ayıp var. Yani. O evet, gerçekten orada, evet, evet. Çok yakışıksız burada bir durum. Burada makul bir şey var. Burada evet, bir çocuk olunca, var. Evet, şimdi bir çocuğun masrafı ben, evet. Öyle... Az aha, bir şey sen, olmuyor. Sen evet. Deli misin tabii. Yani aynen. İster istemez tabii. Eşine de eski eşine de belki idame ettirecek durum yok ve zorlanıyor. Bunun orta yolu 45 bin 114 bin TL değil de orta yolda buluşulabilir. Evet. Değil mi? İşte orta yolda da burada kilitleniyor ki bu noktaya kadar gelmiş. Ama bazı davalar var. Şimdi avukatlar da biraz şöyle hazırlıyorlar sanıyorum. Kişi televizyona çıkıyorsa, şovlar yapıyorsa, büyük reklam anlaşmalarını imza atıyorsa hemen aa bu çok iyi yapıyor kazanıyor nafakayı bu kadar. Hayır şimdi getireceğim haber de evet, öyle. Evet, örneğin evet. Cem arada, Yılmaz'ın şu onu halledecekler. Ben Mohikanların evet. Şimdi ben habere pas attığımda arkadaşlar onu düzeltecekler. Aa, yaparlar. Şimdi Cem Yılmaz'ın son yıllarda üzerinden atamadığı bir nafaka krizi var. Evet. O böyle önemli anlaşmaları imza attık. Ahu Yatu ve avukatından bir karşı atak geliyor. Cem Yılmaz'la birlikte yıllar içinde yaşanılan diğer ünlülerin nafaka krizi. Bu nafaka evet. Krizleri bitmez. 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 Evet. Yani umarız biter diyeceğiz ama orta yolda buluşmak belki şey. Şimdi birazcık yüzümüzde tatlı bir tebessüm olsun. Çiğdem sevgili seyirciler. Banu Alkan'ın bize bir mesajı var. Sizlere de bir mesajı var. Bir Banu Alkan'ı izleyelim mi? Şimdi ben Banu Alkan'dan mesaj var bu yüzden dedim. Çünkü bakar mısınız ya sosyal medya yıkıldı Çiğdem. Bu kadar benzerlik olur mu? Olamaz. Ben de günlerdir yani Yavuz zaten çok iyi. Taklit yeteneği inanılmaz canım Yavuz arkadaşım. Yavuz helal olsun. Ama bu nasıl yani yapay zeka efekt? Değil. Yani önce öyle zannettik yapay zeka mı acaba? Vallahi öyle yeri boyuta taşımış makyaj olayını. Bayağı Banu Alkan'ı dinledik yani Barış izledik. Barış Manço. Evet Banu Alkan'dan daha çok Banu Alkan olmuş. Banu Alkan bile şaşırmış zaten görüntüyü görünce. Aa ben miyim diye evet. Bu vaziyette yani çok başarılı. Şimdi sana gerçekten. Başka bir evet. Görüntü getireceğiz. İlker İnanoğlu ve Asuman Dabak arkadaşlarındır tiyatrodan tabii, belki. Tabii Asuman. Tabii. Gör bak tanıyacak mısın? Aa, dur evet, ne oldu lan? Evet. Yani bu böyle nasıl bir şey Çiğdem? İlker yakışıklı adam zaten. Ama burada yakışıklılık ötesi. Erkeğe hiç yakışmıyor. 30 yıl öncesine. Çok filtreli bir şey yapmış. Espri anlamında mı yapmış? Ama yani başında espri, çocuktur yapmaz. Ne bileyim espri bile yaparsa Şevketin en azından cevap harika. İlker inanamıyorum. İlker İnanoğlu'na. Ama espri evet. Bile yapsa altına bari espri hani Seda Sayan filtresi kullandım 20'lere döndüm dese. Yani bir şey gerek yapsa, yok evet. Çünkü yaş aldıkça gayet hoş. Şimdi ben şeye girdim paylaşımlarına girdim. Doktoru Cansel'le fotoğrafı var. O da kök hücre tedavisi yapıyor. Acaba dedim kök hücreyle yok artık böyle Müge yani kök hücre. Sonra böyle burada başka kök hücre değil. Bu. Abi kök hücreyle bu hale gelemezsin. Yok. Köküne kadar insan gelemezsin yani hücrenin. Olmaz yani zorlasan olmaz. Mümkün değil sevgili seyirciler. Yani sayısız kök hücre yaptıranlar var. Böyle bir huşu olmuyor. Bir cilt olmuyor. Oh, bu arada Asuman Dabak da paylaşım yapmış ya işte yok yüzümde bir şey yaptırmadım. Asuman'ın da yüzünde bir face up, bir uygulama, bir shop, vardır bir retouch yani. Bir şeyler var. Herkes yapmıyor mu? Bu yeni yayın dönemi çekimleri evet. Oluyor ya. Evet. Orada bir retouch yapılıyor. İşte program evet. Fotoğraflara. Ondan oraya bir dokunuş oldu. Yapıyorlar. Ama sen dokunuş... sen olmaktan çıkıyorsun. Kadına çene nakletmişler. Çene, yanak. Evet. Şimdi şey... bir imaj fotoğrafı diye bir şey var sanatçıların yaptığı. Bütün dünyadaki yani hani herkes bizim ülkemizde hafif dokunuş kendini bozmadan o olabiliyor. Bir de gerçek hayattan paylaştığımız işte dostlarımızla yemek yerken, spor yaparken, koşarken, üzülmüşken, kedini severken evet, falan. Evet, evet. Onlar başka onlar biziz ama bir de hani mesela afiş fotoğrafı orada olabilir ama erkekte. Olmuyor. Pek hoş durmuyor. Yok yani kadına gözenek yok. Yakışıyor. Yok gözenek. Evet bugün şimdi gazetede, Milliyet'te de bir haber var. Amerika'nın 54 yaşındaki eski first lady'si Melania Trump reddetse bile yüzündeki değişim dikkat çekiyor. Melania Trump'ın
$50,000 1.7 milyon TL'ye yüz gerdirme ameliyatı yaptırdığı iddia ediliyor. Belki 5 Kasım'daki seçimlerden tabii, önce tabii, kocası demiştir, tıraş hani tekrar gelir mi? Evet. Hadi hadi tekrar çıkacağız demiştir. Hadi hadi tekrar geliyor. Şöyle olmuş. Gözler zaten. Gözler küçülmüş, gerilmiş. Yalnız ama yukarı... gerçekten çok güzel bir kadın Melanie. Ama işte çok da oynayınca bilmiyorum. Evet, güzellik başka tabii, bir evet. Mekanik, yapay zeka gibi dolaşıyorsun evet. Ondan sonra. Belki tam yapay zeka robotu uygulamalar gibi. Uygulamalar çok pahalı biliyor musun? Yapay zeka uygulamaları telefonda. Onun yerine diyorsun. Onları bir kes hesabınıza atın. Kes piç böyle alt yüz üst yüz gerin yukarıya doğru böyle bu ama şekilde. Ama dünyanın en meşhur yıldızları bile yapıyor gerçekten. Evet, yani evet. İşte bu bazı fotoğrafları mesela şeyden, biliyor musun? Jennifer Lopez. Evet. Yani yaşının kadını aslında evet, evet. Tabii ki çok fit fıstık gibi evet. Ama yapıyorlar. Yapıyorlar şu, yani. Şunu yapsalar Çiğdem. Ha. Yaptırsınlar. Ya yaptırın, yaptırsınlar ama genetik doğuştan işte yüz yogasıyla su içtim yaradı. Onu yaptım somon yaradı. Yedim yaradı. Kök hücreyle indim yalan köküne söyledim. Kadar arı soktu. Arı bala arının samimi olsun. Yaptırın falan tür şeyler var. Bir lafı söylemek istemeyebilir. Şimdi ben de yaptırsam mesela ondan sonra çok da her yerde söylemeyi tercih etmeyebilirim yani. En azından yani. Genetik, bence şu genetik kelimesini bir çöpe atalım. Evet. Genetik evet, demeyelim çünkü genetik değil o netetik başka bir şey yani. Estetik onu, işte. Estetik. Zaman genetiği peki, döver şimdi, yani. Evet, şimdi neye gidelim? Çiğdem'in de yorumlarını hayatım. Çok merak ediyorum. Bu konuyla ben de birazcık ilgiliyim. Tamer Karadağlı'nın geçtiğimiz günlerde evet. Yaptığı açıklamayla Devlet Tiyatrosu'nda Lale Devri bitti. Yan gel yat artık yok. Açıklaması üzerine açıklamalar ard arda geldi. Şimdi de Okan Bayülgen'in açıklamamasına bir bakalım. Ne açıklayamamış? Ne diyeyim? Evet. Yani Ertan Saban çok güzel söylemiş arkadaşımız. Yani dediği haklı, doğru. Hı. Öyle devletin malı deniz yemeyen domuz anlayışıyla olmaz. Benim anlamadığım bir şey var. Devlet tiyatroları rol verip de sen nasıl reddedersin? Devlet memuruna böyle bir hak, devlet sana al diyor, şu evrakları tamamla diyor. Hı. Sen bunu reddetme hakkın var mı? Rol yazılacak sana, ben oynayamam bu sene Diyarbakır'da şey çekiyorum. Dizi çekiyorum. Evet. Böyle bir hak olmaması lazım zaten. Evet. Devletin beyan ettiği görevi yapmakla yükümlü devlet memuru. Ben değilim çünkü devlet memuru değilim. Tamer sonuna kadar haklı. Hı. Tamer sonuna kadar haklı bu... olmaz Lale Devri yani gitme bu kadar uzun zaman üst üste bir maaş bir çift maaş bir maaş helali hoş olsun. Hı. Sanatçının değeri parayla ölçülmez ama kardeşim ama... bana yazmasalar ben üzülürüm. Hı. Devlet tiyatrosunda olsam 10 sene bana rol yazılmasa kapıyı yumruklarım. Ben derim acaba yazılmadığından derim, mı yoksa yazılmasını istemediklerinden mi? Bilemiyorum. Böyle serbest uygulama olamaz yani. Ben bu sene oynamak istemiyorum. Bana işte şey rolünü verdiniz Lady Macbeth. Bunu nasıl geri çevirebilir? Evet dizli çalışmam nasıl kaçabilir? Diyecek. Sağlığım yerinde değil diyecek falan filan yani. Sağlığım bir tamam. Hastalık ama 20 yıl çalışmayıp da maaş almak epey sağlıksız bir durum. O yüzden şimdi burada siyasi görüşler çatışıyor. Burada hak, hukuk başka bir şey. Evet. Tamer Karadağlı'na karşı bir kesim var. Onlar onu söylüyorlar. Ya nedir bunlar Tamer Karadağlı? Siyaset mevzu değil ama içinde, dediğin evet, doğru. Klavyesi hakaret moduna ayarlılar, başlarlar yazmaya. Hı-hı. Tamer Karadağlı sanatçı olarak, tiyatro adamı olarak son derece liyakatlıdır. O pozisyonu Tamer ya da onun kuşağından birinin geçmesi doğrudur. Yani Tamer aklıma işte Selçuk Yöntem geliyor. Evet. Bu kuşak artık şeyidir, ustadır, biliyordur. İçini dışını, arkasını, kulisini, sahnesini. Evet. Onun için niye bu kadar yadırgadınız? Sayın Cumhurbaşkanı'na yakınlığından dolayı mı böyle? Hayır bu adam liyakatlı. Düşüncesine de karışamazsınız. İster onu düşünür, ister muhalif ya burada, yapıda burada olur. Burada zaten net bir şey var. İki tarafta birbirine saygı duymak zorunda. Burada net bir şey var. Siyasi bir çatışma değil mi? Burada orada yapılmamış bir şeyin karşılığında verilen para var. Bunun düzenlenmesi var. Burada siyasi bir çatışma söz konusu değil. Buna bir bakalım devamında kimlerden açıklama gelecek. Okan Bayülgen yani gibi söz söylemeden edecek. Bu konuyla ilgili yorum yapmayacağım şeklinde boş. Evet. İçi boş, hani hiçbir cümle kurmadan açıklamalar. Şimdi sevgili seyirciler, hepimizi yürekten etkileyen, çok üzüldüğümüz Türkiye'yi böyle yasa boğan Gebze'deki katliama gidiyoruz. Bakamayacağım. Evet, evet. Bir izleyelim. Bakamayacağım. Tepkiler çığ gibi büyüyor, büyüdü. Ünlüler neler söyledi? Döndüğümüzde tabii bizim de söyleyecek cümlelerimiz. Bakamayacağım.
Ya ben zaten bu konuda hiçbir zaman susan bir kadın olmadım. Elimden geldiğince zaten ilk o gece İstanbul'da konser verdiğimde konuştum. Geçen Bursa'da konuştum. Yani bence bu konuda hepimiz hemfikiriz. İğrenç şeyler oluyor. Ben gerçekten çok acil bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunda sadece bizler böyle ses getirerek tabii ki de yapamayız. Biz elimizden geldiğince tabii ki de konuşuyoruz, bir şeylerin altını çiziyoruz, sinirleniyoruz, ağlıyoruz ama günün sonunda devletimize sesleniyoruz. Yani kadınlarımızı, çocuklarımızı, hayvanlarımızı koruyun lütfen. Yani biz ne oldu da bu noktaya geldik Hadise Hanım? Allah belalarını versin diyorum ya. Yani ben bu konuda şu an kameralar karşımda diye böyle tatlı tatlı konuşmayacağım. İğrenç şeyler oluyor. Bunu yapan insanlar çok ağır bir şekilde cezalandırmalı. Çok saçma şeyler ya bunlar. Bu nasıl bir şey? Bu insanlık değil ya. İnsanlık değil. Ben inanamadım. Videoyu izleyemedim bile. Ve ben bunu değil mi Seda? Ve bunu yapan ben. İnsanlar midem bulanıyor ya. Allah belalarını versin yani. Ben diyorum ki bu kadar insanlar ayaklanmış ve bu kadar çağrılar yapılırken bunun iyi bir geri dönüşü olacaktır diye düşünmek ve hissetmek istiyorum. İnşallah. Tez zamanda bu iyi haberleri de devletimizden bekliyoruz. İnşallah. Sen de büyük bir hayvan seversin. Hepimiz bizler duyarlı insanlar. Ne diyorsun? Ben de şunu söylüyorum. Ateistsiniz veya dini bütünsünüz hiç önemli değil. Saygı duyarım. Hazreti Peygamber Efendimiz Uhud Savaşı sırasında kedisi Müezza'yı kurtarmış. Onun uyanmasını engellemek için kendi hırkayı şerifini kesmiş. Böyle bir sevgi dininden geliyoruz. Veya dini düşünmeyen de olabilir, vicdan. Allah bu şekilde kadına, çocuğa, hayvana, mezalimi, hak göreni nar cehenneminde cayır cayır yaksın, cehennemine yakıt eylesin. Sanatçı olup da konserlerinden milyonlar kazanıp da gebertin şunları diyenleri de sizinle aynı kaderi paylaştırsın. Hadi bakalım. Evet, kim demek istediğini anladım. Toplumun önünde giderken gebertin şunları diyeni de sevmeyeceğim. Anlatabiliyor muyum? Allah'ın nezdinde büyük büyük suç yaşayana onun içine can üflemiş Rabbim. Nefes vermiş. Bu gezegen sadece insan ırkına ait değil. İnsanlar, bitkiler, hayvanlar. Şu çocuklardan, kadınlardan, hayvanlardan elinizi bir çekin. Sosyal medya ağzıyla konuşacağım. Ortalıkta boş dolaşan psikopatları toplayın önce. Evet. Kusura bakmasın kimse. Bizde yani her şeyi çok güzel özetleyen bir söz var. Evet, sosyal medyada da dönüyor ama burada içimizden geçen her şeyi söyleyemiyoruz ama neler geçtiğini tahmin edersiniz ama hayvanlara, o nefeslere, canlara bunu yapanların kendi kaderleri de böyle olsun. 21'inde Gebze'deyiz. Gebze'nin iyi insanlarını cezalandırmak elimden gelmez. Kanlı Niger oyunumuza gidiyoruz. Sahnede de söyleyecek birkaç çift sözümüz var. Ama ben de onlarla şunu söylemek istiyorum. Bu konuda çok hassasım. Sosyal medyada yeterince paylaşım yapıyorum ve elimden geleni de yapıyorum. Çok. O sokaktaki dilsiz canlarımıza uğraşacağınıza o içinizdeki pislikleri temizleyin. Aynen öyle. Önce aynen o içinizdeki öyle. Pislikleri temizleyin gerçekten. Evet. Yani önce bir kendinize evet. gelin. Ah o günler diyeceğim. Evet. Canım Çiğdem. Nevroşum. Evet. Canım Nevroşum hep çok etkileyen yarın bir sanatçıdır. Yarın bizle birlikte olacak. Evet. Evet. Sen de pazar günü mü Gebze'desin? Ben şu bu akşam Bolu'ya film setine gidiyorum. Kaçış diye bir korku filminde oynuyorum. Ya. Ciddi misin? Evet, evet Gökhan. Sen ve korku. Evet. Ben bayılırım. Aa, hastasıyım. Hayır tamam. Evet. Tamam da oynamaz. Evet. Bu kadar pozitif evet. bir kadın. Evet, evet. Tamam işte ters köşe. Kanlı Niger'i başlattık. Çok tuttu oyun. Ah, ondan sonra işte Gebze ve 4 Kasım'da da bir kere bütün sanatçı arkadaşları çağırıp galamız var. Demin kulis odasında iddiaya girdik. Müge hayatta gelmez. O çünkü 9 deyince evde. Ama haklı. Müge 5'te kalkıyor. Ama Yelda gelir dedik. Gelir. Gelir dedik. Evet. Söz. Evet. Tamam. 4 Kasım. Söz. 4 Kasım. 4 Kasım'ı kollayacağım. Pazartesi'ye evet. geliyor. Tamam canım. Oradayım. Başlıyorum. Oradayım. Canım ben seni evet, biliyorum. Evet. Ben de seni. Keyifli. Evet evet. Evde dinleniyorum. Ama seni mutlaka bir gün yalnız bırakmayacağız. Sen merak etme. Geleceğim oradayım. 4 biliyorum seni. Geliyorum. Evet. Geliyorum. Çok teşekkür İddiaya ederiz. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere efendim. Ayda bir gelmezsem
unutulmuş sanatçıları alıyorlar. Yapacaksınız. Nalan yazmış ki. Ay o yazanlara. Klavye. Tamam büt yazsınlar. Senin suratına. Yazsınlar. Büt senin suratına. Onlar da öyle yazsınlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.